Belhan da biraz kafasını kaldırıp Cagney'i görmeyi planlarsa bir gün olacak. Ama Belhan da Cagney'i bazen görüyor. Bazen gördüğü halde atmıyor. Çok değişik bir orada şey var. Ee, Belhan da atmıyor topu Cagney'i. Ben bunu birkaç maçtır dikkatlice izliyorum oradan oraya bir aktarım olmuyor. Feguli'ye veriyor, Onyekuru'ya veriyor, Endia'ya veriyor. Arkasını dönüyor Fernando'ya veriyor. Servis var her tarafa Mariano'ya veriyor. Ama Cagney'e daha az veriyor. Biraz daha hocanın bunu ben çözmesi lazım. Hoca da farkındadır bunun e, muhakkak. Ve orada bir hücum anlamında Galatasaray'ın kitlenmesi söz konusu. Ve kitlendiği zaman da biri sahneye çıkıp bir dirayet koyup ortaya maçı almıyor. Yani Belhanda'da o şey yok zaten. Hani bir maçı alayım. Fegülü de var o. İşte çok az oyuncu da var. Onyekur'da çok göremezsin onu. Kritik maçlarda sahne almaz. Nispeten kolay maçlarda şov yapar. Yani tipik böyle tırnak içinde halı sağ topçusu diyoruz ya. Maalesef o yapıda. E Cagne kritik maçlarda yine maçın altında kalıyor. Galatasaray'da bir mental açıdan Konya maçında arıza yaşandı. Ama Beşiktaş maçına gelecek olursak o maçın senaryosu daha farklı tabii. Yani oraya Galatasaray hem taraftarın desteğiyle çıkacak. Galatasaray bu sene deplasma, geçen sene de öyleydi. Deplasmanda çok başka oynuyor, Türk Telekom'da çok başka oynuyor. O yüzden en büyük güvence bence taraftar ve nispeten daha eksik olmayan bir kadro ile çıkacak. Daha önce büyük maçlara hatırlayalım. Hep Cezalı, bir gün NDI cezalıydı, bir hafta Marka ama fener maçında cezalıydı. Hep bir eksikle çıkmıştı Galatasaray, a. hep bir B planıyla. Şimdi tam kadroya yakın olacak, neste dinlendirildi, Beşiktaş maçı düşünülerek birazcık ve Marka muhtemelen iyileşecektir. Galatasaray'ın bence o maçı daha farklı olur. Ya yani Konya maçına bakıp Beşiktaş maçını sezmek güç olur ama ben Bence. o yüzden söylemedim yani sadece Galatasaray Hı. açısından söylemedim Beşiktaş çok motive Tabii olmuş durumda. Tabii. Çünkü bir anda e, fırsat yani, geldi şimdi. Evet ve bir anda performans olarak bu, bu onların performansına hmm. da yansıdı. E, taraftar aynı şekilde hmm. o gücü arkasına aldı. E, yani o işte şampiyon <laughs> olabiliriz girdi. ihtimal. Evet takım bir havaya giriyor. Olumlu anlamda. Şimdi sen mesela haftalarda Galatasaray hmm. şampiyon olacaksın sezon sonunda olacak hmm. sezon sonunda diyorsun. Bu haftadan itibaren ne söylersin? Yani biz işte ne kadar oldu? 2 ay, 3 ay oldu program başlayalı. Ben en başından beri Galatasaray'ın benim favorim olduğunu söylüyorum. Bunun mesela atıyorum Başakşehir'i gözlemleseydim ya da Fenerbahçe zirvede olsaydı ya da Beşiktaş olsaydı yine aynısını söylerdim. Beşiktaş favorim derdim, Fenerbahçe favorim derdim. Hani bunun Galatasaray'ı yıllarda takip etmemizde ya da Galatasaray'a yakın olmamıza ilgisi yok. Onu bir belirteyim baştan. Çünkü insanlar genelde şey düşünüyorlar ya hani taraflı yorum ya da işte böyle renkleri sevdiği için o tarz yorum yapıyor diye düşünenler olabilir. Onu bir açıklayayım istedim. İkincisi Galatasaray geriden geldiği zaman her zaman bir anda kendini öne atıp hani bir yarış gibi düşünürsek ipi önde göğüs diyebiliyordu. Kültüründe bu var. Ama şimdi Beşiktaş'ın da katkısıyla ilk defa Uzun zaman sonra 3 takım birden potada ve birbirleriyle maçları var. Şu anda hani o favori konumundan biraz daha şüpheli duruma geçmiş olabilir Konya Spor maçıyla. Genel resme bakacak olursak. Beşiktaş maçı tabii ki daha farklı bir senaryo ama dediğin gibi Beşiktaş'ın da gelişi alttan ve Burak'ın formu çok önemli. O yüzden bence Beşiktaş da şu an Galatasaray kadar potada. Çünkü yendiği takdirde şöyle düşünelim Trabzon deplasmanı var evet Beşiktaş'ın ama... Galatasaray'ı yendiği takdirde Galatasaray'ın da Başakşehir'e illaki bir puan kaybı yaşatacağını düşünüyorum ben. Yani ya sıfır alacak Başakşehir oradan en fazla bir alır benim düşüncem. Yani Türk Telekom'dan iki olacağını çok zannetmiyorum düşük ihtimal. O yüzden Başakşehir puan kaybı yaşar. Beşiktaş yenerse zaten Beşiktaş şampiyon oluyor. Trabzon'a takılacağını zannetmiyorum. Galatasaray yenerse Beşiktaş çok büyük favori konumuna gelir. Tam şampi diyoruz ya işte hı hı. o olur. Nevzat'a da buradan manşeti verdik. Beşiktaş Türk Telekom'da şampiyon olabilir.